Herkese selamlar dostlar. Yepyeni bir maket toplama videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu olan aracımız Ford Transit MK2 modelimiz dostlar. Evet, Ford Transit'in ikinci nesil kasası. Birinci nesil kasası ile ilgili bir video çekmiştik dostlar. 1.43 ölçekti. Bu 1.24 ölçek. Bu ondan çok çok daha büyük. Zaten gördüğünüz gibi kameraya da sığmıyor. Bayağı büyük bir kutu. Büyük de bir model. Dediğim gibi dostlar 1.43 ölçek olan MK1 kasanın videosunu buraya eklerim. Bağlantıyı videonun üst tarafına eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Onu kırmızı yapmıştık. Güzel bir model olmuştu. Herkes şimdi Ford Transit olduğu için Çiçek Abbas bekliyor. En baştan sizi üzeyim. Çiçek Abbas olmayacak. Yine bunu bir arkadaşımla yapıyorum. Köy dolmuşu olarak Ford Transit minibüsleri varmış. Onun hatırası olarak maketini de yapmak istiyor. Dolmuş olduğu için birkaç değişiklik yapmamız gerekecek model üzerinde. Bu ticari bir model olduğu için arkada camları yok gördüğünüz gibi. Oralara cam açacağız. Tabii arkada koltuk da yok dolayısıyla. Arkaya yine aynı şekilde koltukları da ekleyip aracımızı değiştireceğiz. Kısaca modele bakalım dostlar. 1.24 ölçek İtalyan firması tarafından üretilmiş bir model. Türkiye'de satışı var dostlar. Almak isterseniz eğer benimle iletişime geçebilirsiniz. Tabii hepiniz Çiçek Abbas beklediğiniz için üzülmüş olabilirsiniz ama üzülmeyin. Sizleri de düşündüm ve aynı kitten bir tane daha aldım. Evet, gördüğünüz gibi iki tane var. Birini dediğimiz gibi arkadaşımızın isteği üzerine yapacağız. Diğerini de söz vermiştim. Çiçek Abbas yapacağız diye. Bunu da o şekilde yaparız. O yüzden şimdi bunu kaldıralım. Evet, bu aracımızla devam edelim dostlar. İlk olarak kutusuna bakalım neler var neler yok. İçerisini inceleyelim. Daha sonrasında da modelin yapımına geçeriz. Kısaca kutusuna bakalım. Yan tarafında aracın toplandığında nasıl duracağını gösteriyor. Burada aracın boyutunu gösteriyor. 18,5 santimmiş. 1.24 bir araca göre 18,5 santim. Güzel bir boyut. Burada aracın tam boy resmini koymuş. Yan tarafta yine farklı açılardan resimleri mevcut. Arka tarafına baktığımızda yine aynı firmanın ürettiği iki farklı aracı daha görüyoruz. Biri Land Rover'un itfaiye aracı. Diğeri de yine Range Rover'un klasik tarzda bir sivil aracı. Yeterince ilgi gelirse dostlar bu seriden devam da edebiliriz. Yine aynı şekilde off-road araçları falan da mevcut burada. Videoya yeteri kadar ilgi gelirse bunlardan da devam edebiliriz. O yüzden videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bunlar sayesinde videoyu beğenip beğenmediğinizi anlıyorum. Ona göre de aynı seri üzerinden devam ediyorum. O yüzden beğenip beğenmediğinizi mutlaka bana göstermeniz gerekiyor. Şimdi dostlar kutunun içerisine bakalım. Evet, kutuyu açar açmaz kullanım kılavuzu geç. Burada etiketleri var. Evet, aracımızın gövdesi var. 1.24 araç için kocaman bir gövde. Yan kapıları açılabiliyor dostlar bunun. Gördüğünüz gibi arka tarafı da açılabiliyor. Sadece tek eksiğimiz olan şey buradaki yan camlar. Onlar da açık olsaydı çok güzel olurdu. Neyse, onu da biz yaparız. Evet, burada yine aracın kapıları, arka bagaj kapağı, şeffaf parçaları, zemini, bu tip parçaları var. Bu poşette yine aracın mekanik kısımları, tüm alt taraftaki parçaları var. Burada lastikleri var. Başka da bir şey yok. Bir önceki maket toplama videomuzda görmüşsünüz. Her parçayı ayrı ayrı küçük küçük poşetlere koymuş. Gerek yok. Burada tek poşet, hatta iki poşette bütün aracın parçalarını paketlemeyi başarmışlar. Evet, şimdi açalım bakalım içlerini. Dediğim gibi burada cam kısımlarını açacağız. Buralara camlar yapacağız. Aracın içerisine de işte koltuklarını yapmamız gerekiyor. Tabii aracının arka tarafı için koltuk elimizde olmadığı için buradaki koltuklardan, şu koltuklardan, bu ikili, bir de tekli. Bu koltuklardan kalıp alacağız ve bunları arka taraf için sıralı koltuk şekline şöyle bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de buraya şekline çeviririz. Anca böyle çözeriz olayı. Maalesef bu kitin minibüs versiyonu yok. Bu şekilde ticari versiyonu var. Onu da biz çevireceğiz artık. Evet dostlar, şimdi paketin içeriğinde gördüğümüze göre aracımızın toplama işlemiyle başlayalım. Öncelikli olarak camlarını keselim ve bir aracımızı öncelikle minibüse çevirelim. Sonrasında detaylarına bakarız. Bittikten sonra dostlar renk olarak yine aynı şekil böyle beyaz yapacağız aracımızı. Çünkü arkadaşımızın köy dolmuşu beyazmış. Şimdi camları kesimiyle devam ediyoruz. Sonra tüm bu parçaları bu şasi üzerinde birleştireceğiz. Sonra da mekanik kısmını hallederiz. Aracımızı boya alırız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi daha fazla konuşmadan hemen projemize başlıyoruz.
Aracın yan tarafına kesilecek olan camların şekillerini bu şekilde çizdim. Diğer tarafı da aynı şekilde. Böyle bir görüntü oluştu. Şimdi buradaki bölümleri keserek çıkartacağız ve aracımızın camlarını açmış olacağız. Şimdi camları keselim. Keserken dostlar çizgilerin biraz daha iç kısımlarından kesmeye çalışacağım. Çünkü camın etrafında bir contası var, siyah. O kısmı yine maskeleyerek siyaha boyayacağız. O yüzden cam bir tık daha içte duracak. O yüzden ince bir çizgi şeklinde az bir şey iç taraftan keseceğiz. Evet, bu şekilde kesim ucumuzu taktık. Camlarımızı kesmeye devam ediyoruz. Evet, bir tanesini açmayı başardık. Bu kenardaki bölümleri de güzelce tıraşlayacağız, temizleyeceğiz ve cama son şeklini vermiş olacağız. Aynı işlemi diğer taraf için de yapacağız ve kesim işlemini bitireceğiz. Şimdi ben bu çapakları şimdi temizleyeyim dostlar. Temizlendikten sonra tekrar devam edelim. Camları güzelce açmayı başardık. Gördüğünüz gibi bu tarafta, diğer tarafta tamamen açıldı. Kenarlardaki küçük pürüzleri de zımparalayacağız. Tamamen pürüzsüz hale getirdikten sonra aracımızın üzerinde yapacağımız değişiklikler şimdilik bu kadar diyebilirim. Son olarak da şuradaki kapıyı iptal edeceğiz dostlar yine. Tek kapılı olacak. Sadece bu taraftan binilecek. Bu kapıyı iptal edince şuradaki menteşeleri ve kapı kolunu da iptal edip şuradaki kapı çizgilerini de silmemiz gerekiyor. Buraları macunla doldururuz. Çok sorun değil. 1.43 ölçek aracımızda da aynı işlemi yapmıştık zaten. Aynı şekilde buradaki kapı kollarını tıraşlayacağız. Buraları macunlayacağız ve bu kısımda kapısız düz bir şekilde ilerliyor olacak. Başka herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Şimdi bu kısımları ben zımparalayayım. Şunları da aynı şekilde tıraşlayıp iptal edelim. Sonra da macun çekip boya işlemiyle devam edeceğiz dostlar. Kısımlar biraz uzun sürdüğü için hızlıca geçiyorum. Buradan direkt boya kabinine geçebiliriz. Bu arada dostlar aracımızın kaporta işlemlerini devam ederken bir yandan da koltukların kalıplama işlemini de yapmamız gerekiyor ki zamandan tasarruf edebilelim. Koltuklarımızı hemen buradan ayıralım. Evet, koltuklarımız bu şekildeydi. Oldukça basit tasarlanmış. Bu şekilde üçlü ya da ikili şekilde aracımızın arka kısmına yerleştireceğiz. Muhtemelen şu kısma üçer iki ya da üç sıra, yan tarafa da iki tane tekli koyarız. O yüzden ikisini de kalıbını almamız gerekiyor. Bunların aynısından yeniden üreteceğiz. Böylece eksik koltuklarımızı da tamamlamış olacağız. Aynı şekilde koltukların alt taraflarında bacakları var. Bunlar şu koltuğun alt tarafındaki bölümlere takılıyor. Böylece koltuğun bacağını oluşturuyor. Bunları da çıkartalım. Bunları da aynı şekilde kalıplayacağız. Koltukların kalıbını çıkarttım dostlar. Bu şekilde oldu. Kalıptan ürettiğimiz koltukları kullanarak minibüsümüzün arka bölümündeki tüm koltukları oluşturacağız. Keşke firmada üretirken minibüse çevirme olasılığımızı göz önüne alıp biraz fazla koltuk koysaymış ama maalesef biz de sorunu böylece çözmüş olduk. Buradan koltuklarımızı üretelim ve aracın içerisine yerleştirelim. Evet, reçine karışımımızı yaptık. Kalıbımızı döküyoruz. Kalıbımıza döktük. Şimdi kuruması için bekleyeceğiz. Yeterince sertleşti. Şimdi kalıbımızdan çıkartalım ve koltuklarımızın nasıl olduğuna bakalım. Evet, şöyle yakından bakalım. Güzel, sorunsuz olduğunu söyleyebilirim. Alt tarafında birazcık kıymıkları var. Onları temizleriz. Hafif bir zımparayla koltuklarımız hazır hale gelir. Şimdi dostlar dediğim gibi büyük olandan 5 tane, küçük olan koltuktan da 2 tane gerekiyor araç için. Hemen düzenimizi nasıl olacağına bakalım. Aracın böyle durduğunu düşünün. Arkada arka dörtlü olacak bu şekilde. Dörtlünün yanında bir ikili daha. Onun yanında bir ikili daha. Şu girişteki kapının önüne bir kişi ve aracın orijinal koltukları, ön sürücü koltuğu ve yanındaki ikili yolcu koltuğu. Koltuk düzenini bu şekilde yapacağız dostlar ve bunların hepsini aracımızın içerisine sığdıracağız. Yani biraz çok olmuş olabilir. Şuradaki koltuk aralıklarını biraz sıkıştırırız. Azıcık dizlerini kırarak otursunlar.
Şunları biraz geri kaydırırsak, evet şimdi daha uygun oldu. Sonuç olarak dostlar içerisindeki koltuk düzeni bu şekilde olacak. Üzerine 2, 4, 6, 8, 9 kişilik daha yer eklemiş olduk. Böylece aracımız minibüse dönüştü. Şimdi dostlar gelelim boya işlemine. Gövdeyle aynı renk olacak parçalar var, farklı renk olacak parçalar var. Peki ben bunları nasıl ayırıyorum? Bu kadar parçayı şurada gördüğünüz gibi bir sürü parça var. Bu kadar parçayı hangi renge nasıl boyayacağımı ayarlıyorum. Kısaca göstereyim sizlere. İlk olarak temel parçaları ayırıyorum. Örneğin gövdeyle aynı renk olacak parçalar. Hemen onları ayarlayalım. Şimdi şöyle baktığınız zaman koltukların hepsi aynı renk olacak. O yüzden bunları şöyle ayıralım. Şimdi gövdemizi beyaz yapacağız. Koltuklarımız kahverengi olacak. Alt kısmı da siyah olacak. Tabi bunlar da siyah olacak. O yüzden bunları siyahla boyanacak bölümüne ayıralım. Gövdeyle aynı renk olacak parçalarımız var. Bu parçalar gövdeyle aynı renk olacak. Aracın şasisi bu kısım mat siyah olacak. Şöyle düşünün. Aracın zeminine kaplama yapılmış, pütür atılmış gibi düşünün. Zemin mat siyah olacak ama diğer üzerindeki hareketli tüm mekanik parçalar toz boya ile boyandığı için buralar parlak siyah olacak. O yüzden bu kısım mat siyah. Geri kalan buradaki mekanik parçalar ise bunlar parlak siyah olacak. Bunları da şöyle ayıralım. Bazı metalik parçalarımız olacak. Örneğin şuradaki egzoz sistemi gibi. Egzoz yine alüminyum görünümünde boyanacak. O yüzden bir de alüminyum boya başlığı açabiliriz buraya. Kahverengi, mat siyah, parlak siyah, gövde rengi ve metalik görünümlü parçalar olmak üzere krom parçaları da bu şekilde ayıracağız. Burada kalan diğer parçaları da keseceğim. Bu gruplandırma içerisine dahil edeceğim. İşte boyamaya başlamadan önce dostlar bu şekilde ilerliyorum. Çeşitli renklere boyanacak parçaları bu şekilde gruplandırıyorum. Daha sonra hepsini astarladıktan sonra hangisi hangi grup hangi renge boyanacaksa bu şekilde adım atarak ilerliyorum. Kalan parçaları da bu şekilde gruplandıralım. Daha sonra astarlama aşamasıyla boya kabinine geçelim. Hemen bütün bu parçalarımızı boyamaya başlayalım.
Astar boyamız iyice kuruduğuna göre artık aracımızın kendi rengine boyayabiliriz. En başta dediğim gibi aracımızı güzel bir beyaz rengi boyayacağız. İlk olarak aracın gövde rengiyle başlayalım. Daha sonra da diğer renkler ilerleyerek aracımızın boya işlemini tamamlayalım. Şimdi boyayla devam ediyoruz. İşlemini tamamen bitirdik dostlar. Gördüğünüz gibi bütün parçalarımız masa üzerinde hazır durumda. Şimdi bütün bunları gövde ve şase üzerinde birleştirerek aracımızı son aşamaya getireceğiz. Toplama işlemine geçiyoruz ve devam ediyoruz.
Ve sonunda projemiz bitti dostlar. Aracımız tüm ihtişamıyla hazır durumda ve oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Zaten olabildiğince detaylı bir modeldi. Biz ekstra olarak cam detaylarını da ekledik. İçerisine koltukları da ekledik ve böylece daha da detaylı, daha da güzel bir araca dönüştü. Kısaca ne yaptığımızı tekrardan hatırlayalım. Aracımız panel vandı. Aracımıza camlar açtık. Bu taraftaki kapıyı iptal ettik. Orijinaldeki gibi sadece tek tarafında bir kapısı kaldı. Aracın içerisinde tabii panel van olduğu için koltuklar yoktu. Biz buraya bir de koltuk takımı ekledik. Böylece aracımızı kapalı kasa halinden minibüs haline çevirmiş olduk. Oldukça güzel bir model oldu. Aracımıza baştan beri olan özellikler zaten kapılarının açılması. Bu şekilde aracımızın kapıları, ön kapıları açılıyor. Ayrıca bagaj kapağı da açılıyor. Buradan iç kısımlarını görebiliriz. Evet, koltukların ayakları buradan gözüküyor. Hatta şurada küçük bir boşluk kaldı. Buraya da ufak tefek eşyalar da koyulabilir. Kapağı çarpmadığı sürece sorun yok. İç kısmına da hemen şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi koltuklarımız yerinde. Sonuç olarak aracımızın bitmiş halinin oldukça güzel ve gerçekçi göründüğünü söyleyebiliriz. En başta da dediğim gibi bir Çiçek Abbas projemiz daha olacak. Aynı kitten bir tane daha var. Onu biraz daha fantastik şeyler yaparak daha da geliştiririz. Şimdilik bu şekilde bir köy minibüsü temasıyla bir aracımızı bitirmiş olduk. Sizler de yapmak istediğinizde farklı araçları farklı temalara dönüştürmek isterseniz benim yöntemimi izleyebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir dostlar. Videoyu beğendiyseniz bunu bana göstermek için beğen butonuna basmayı, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Perfect.